Antalya gezilecek yerler videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda benim seyahat dostum, kadim dostum Ozan'la birlikteyiz. Sürekli son gezilerde birlikte geziyoruz. Artık Benir Reşat'ın videolarından tanıyorsunuzdur herhalde diye düşünüyorum. Ozan Sihal, meşhur YouTuber ve benim kadim dostum. Biz Zonguldak'a gezdik, Güneydoğu'ya gezdik. Artık sıra Akdeniz'e gelmişti. Madem bu kadar Adana'ya yakınız değil mi? Antalya. Yani Adana'ya yakınız ama yol olarak çok da yakın olmadı. Evet, şu anda da Antalya'ya geldik. Bu videoda da size Antalya'da görmeniz gereken en güzel mekanları size anlatacağız. Bizimle kalmaya devam edin o zaman. Şu anda da açılışı çok güzel bir yerden evet, yapacağız. Evet, o birazdan anlatacağım. Sürpriz olsun. Evet, şimdi az önce Ozan'la bahsettiğimiz yer arkadaşlar, ilk sürprizimiz, ilk mekanımız Delikli Deniz, Delikli Koy, Kral Koyu, Güney Kral Yolu ve Koyu. Ya birçok isim var buranın. Burası Alanya ile Gazipaşa arasında, bu daha sonra Gazipaşa'dan önce bulunan bir yer burası. Alanya'ya doğru giderken Mersin'in istikametinden sizi zaten antik yolun girişi karşılayacak. 3 kilometrelik bir sizi yol sapağı buraya çıkartacak. Şu an adını hatırlamıyorum ama altyazıda göreceksiniz, o antik kentin tabelasını takip edin arkadaşlar. Antik kentin kalıntıları yukarıda gördüğünüz şu tepede duruyor. Ama buradaki asıl olay çok zor bir yoldan sonra bu arkamda gördüğünüz koy. Burası Gazipaşa'daki en önemli yer. Burayı görmeden kesinlikle yolunuza devam etmeyin. Hatta burası için bile gelmenizi tavsiye ederim. Hiçbir şey yok. Herhangi bir tesis yok. Arabanızı yukarı bırakıyorsunuz. Yaklaşık 500-600 metrede dar, çok sert ve taşlı bir yoldan da aşağı iniyorsunuz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Buradan sonraki mekanda da görüşmek üzere. Sıradaki mekanımız Gazipaşa'da bulunan Koru Plajı ve sahili arkadaşlar. Burası da gördüğünüz gibi minik minik kaya içinde bulunan havuzlarıyla ünlü bir yer. Koruma altına alınan bir bölge burası. Gazipaşa ilçesine çok yakın. Hemen ilçenin farklı bir yolundan buraya ulaşabiliyorsunuz. Zaten Google haritalara yazdığınız gibi sizi buraya çıkaracaktır. Onlarca küçük küçük havuzun bir arada bulunduğu bir yer burası arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Zaten arka planda hep böyle suların biriktiği havuzlar var. Buraya girip yüzebiliyorsunuz. Civarda birkaç tane restoran ve kafe de var. Bakın arkamda görüyorsunuz. Yukarıda bir hemen arkada cam teras da var. Yukarıdan da burayı izlemenize imkan veriyor. İşte Gazipaşa denince akla gelen iki tane mekanı size anlatmış oldum. Bundan sonra da Alanya'ya geçeceğiz. Alanya'daki de diğer doğal güzellikleri ve tarihi mekanları size anlatacağım. Şimdi Alanya merkezde birkaç noktayı size anlatacağım arkadaşlar. Çünkü bizim turumuz aslında biraz daha batı Antalya'ya doğru olacak. Gazipaşa ve Alanya gezi videomuzun bir parçası olarak da Alanya'daki bir diğer gezi noktası olan Damlataş Mağarası'na geldik. Şu anda arkamda bu bölgedeki en ünlü mağara var. İçerisini zaten anlatacağım size. Sadece bir giriş yapmak istedim. Yukarıda da bakın Alanya Kalesi'nin olduğu kısma doğru. Burada hemen yan tarafta bir teleferik kalkıyor. O teleferikte de özellikle sıcak günlerde o tepeye çıkmak çok zor olacağı için o teleferiği kullanarak da yukarı çıkabilirsiniz. Hemen arkamda bulunan plaj da Kleopatra plajı zaten. Meşhur Kleopatra plajı da yine buraya çok yakın bir konumda. Bu bölgede işte birkaç tane mekanı görebilirsiniz. Arkamda gördüğünüz tepenin arkasında da biz bugün sıcak olduğu için oraya gitmeyeceğiz. Kızılkule, Tersane gibi tarihi ve Selçuklu eserleri de var. Tarihi mekanlar da var. Şimdi biz rotamız olan Damlataş Mağarası'na doğru devam ediyoruz. Damlataş Mağarası'nın kapısına geldik arkadaşlar. 2021 itibariyle şu anda giriş ücretleri bu şekilde. Müze kartta ücretsiz, geçersiz pardon. Ama fiyatı gayet uygun. Girebilirsiniz. Ondan sonra da zaten mağara başlıyor. Şimdi mağaraya girdik arkadaşlar. Bu mağara 1948 yılında liman inşaatı sırasında bulunmuş. Oradan taş çıkarmak için kazılar sırasında burası bulunmuş. 15 metreyi varan yüksekliği de var arkadaşlar. Yaklaşık bir 50 metrelik girişten sonra mağaranın asıl kısımlarına doğru geliyorsunuz. İçerisi ortalama 14-15 derece ama şu an yaz olduğu için biraz daha yüksek bir sıcaklık var. Gayet güzel düzenlendiği için de yürümekte herhangi bir sıkıntı yok. Ama maalesef engelliler için çok da doğru bir yolu yok. Merdivenlerden geçmek zorundasınız. Ve aşağıdaki galeriye ulaşmış oluyorsunuz. Şimdi mağarada aslında ana bir galeriden sonra bu şekilde eğilerek karşı tarafa geçebileceğiniz bir kısım da var. Dikkatli olmanız lazım. Ters bir durumda
kafanızı yaralayabilirsiniz. Ve gördüğüm kadarıyla bu kadar sanırım. Şimdi Antalya, Alanya'daki en ünlü, hatta dünyanın en ünlü plajlarından bir tanesi olan Damlataş, yani Kleopatra plajına geldik arkadaşlar. Burası ince kumu, sarı kumu ve muhteşem deniziyle ünlü olan bir plajımız. Yaklaşık 2 kilometre uzaklığındaki bu kumsal şu anda dediğim gibi hınca hınç turist dolu. Hatta yerli ve yabancı turistler akın akın buraya geliyor. Plaja giriş ücretsiz. Etrafta birçok tesis var. Hemen arkasında zaten teleferik de zaten tepeye çıkıyor ve tepeden inanılmaz da güzel bir manzarası var. Şu an drone ile çekiyoruz ama gerek de kalmıyor aslında teleferikle çıktığınız zaman bu görüntü elde etmek için. Tesisler var, restoranlar var, soyunma kabinleri, duşlar. Birçoğu ücretsiz. Tamamen belediye bunları hizmet amaçlı yapmış. Ondan sonra da burada güzel bir şekilde gününüzü, saatlerinizi geçerek denizlerinize girebilirsiniz. Sonrasında da zaten diğer mekanlara doğru devam edebilirsiniz. Şimdilik Kleopatra plajından anlatacaklarım bu kadar. Alanya'daki turumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Dün size dikkat ederseniz Gazipaşa'dan anlatmaya başlamıştık. Çünkü bu videoda Gazipaşa ve Alanya'yı anlatmaya devam ediyoruz değil mi Ozan'cığım? Evet. Şu anda da size her gezide olmazsa olmaz bir konaklama deneyiminden de bahsetmek istiyoruz. Şu an neredeyiz? La Finca. La Finca. İspanyolca bir kelime çiftlik anlamına geliyor. Niye çiftlik diyorlar? Çünkü burası Alanya merkeze yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bir tepelerin üstünde muz bahçelerinin içinde çok sakin bir otel. Karşımızda çok güzel bir deniz manzarası var. Zaten görüntülerde görüyorsunuz şu anda. Yine mütevazi bir otel, sakin bir otel. Biraz butik otel havasında ama her şey dahil konseptiyle hizmet veren bir otel. Güzel bir havuzu var arkamda gördüğünüz gibi. Başka anlatabileceğimiz burayla ilgili var mı bir şeyler? Yani buraya gelip hani böyle sakin bir tatil yapmak isteyenlerin tercih edebileceği evet. Bir otel. Bir de şeye çok yakın, Kızılkule ve Damlataş mağarasından daha bir batı taraftayız. O yüzden hani Alanya'nın o gürültüsünden, o kalabalığından uzak bir yerde kalmak istiyorsanız burayı ise kesinlikle tavsiye ederim. Onun dışında bugün Alanya'da diğer gezecek yerlerde buradan sonra devam edeceğiz. Biraz Kızılkule'yi, biraz Tophane Mahallesi'ni, biraz da işte diğer tersaneyi falan Selçuklu mimarisini bilmek size anlatacağız. Sonrasında da yolumuz Belek olacak. Orada da zaten yeni bir videoda karşınızda olacağım. Orada görüşürüz o zaman. Ama benim reklamımı hiç yapmadım. Evet. İlk girişte de yapmıştık. Ozan Sihay, benim artık gezilerimin vazgeçilmezi. Artık bu kaçıncı gezimiz olduğunu unuttum. O da zaten Antalya'yı full bir paket haline size sunacak. Bütün mekanları tek tek anlatacak. Bir video halini onunla bulabilirsiniz. Zaten anlattığın o Instagram'ın ve diğer TikTok için yapılan o videoların o muhteşem uygulama anlatımlarını da biliyorsunuzdur artık Ozan'ı. Seyahat anlamında da böyle güzel artık bir giriş yaptığını evet, da devam ediyorsunuz zaten. Teşekkür ederim efendim. O zaman diğer görüşürüz.